Sevgili kız kardeşlerim ve bizleri ekranları karşısında izleyen kıymetli yurttaşlarımız. Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Biz her 25 Kasım'da olduğu gibi bugün de kadın hareketiyle, kadın platformlarıyla, kadın örgütleriyle, kadın dernekleriyle birlikte sahalarda, meydanlarda, alanlarda olacağız. Ve gene her 25 Kasım'da olduğu gibi 81 ilde 973 ilçede birazdan sizlerle paylaşacağım eş zamanlı basın açıklamasını gerçekleştireceğiz. Buradan bir kez daha şiddet nedeniyle yaşamını kaybetmiş olan tüm kız kardeşlerimizi saygıyla, minnetle anıyoruz. Bugün dünyada ve ülkemizin dört bir yanındaki kadınlarla tek yürek olduk ve her türlü şiddete, savaşa, sömürüye karşı meydan okuyoruz. Dünya tarihine kelebekler olarak geçen Mirabel kardeşlerin direnişine de sahip çıkıyoruz. Bundan tam 63 yıl önce Dominik Cumhuriyeti'nde bir diktatörün devrilmesinde canları ile beden ödeyerek çok önemli rol oynayan Mirabel kardeşlere de buradan bir kez daha selam olsun diyoruz. Onları da saygıyla, minnetle anıyoruz. Değerli basın mensupları, İsminde adalet kelimesi olan AKP iktidarın döneminde adaleti mumla arar hale geldik. Ve bu nedenle gün geçmiyor ki bir kadın katliamı olmasın, gün geçmiyor ki çocuğa yönelik istismar vakası basına düşmesin ya da bizler haberdar olmayalım. Her gün en az iki kız kardeşimiz yaşamdan koparılıyor. Ve kadın cinayetlerini sadece sayı olarak gören iktidar çarpıttığı verilerle şiddetin azaldığı iddiasında bulunuyor. Hayattan koparılanın bir anne, bir evlat, bir kardeş, bir arkadaş, bir dost, bir komşu, bir yakın olduğu gerçekliğini yok sayıyor. O hayattan koparılan kişinin en yakınlarının hayatının bir daha eskisi gibi olmayacağını da gene görmezden duymazdan geliyor. Cinayetlerin üzeri şüpheli ölüm adı altında kapatılmak isteniyor. İstismara uğrayan çocukların davaları tıpkı dünkü bir davada olduğu gibi çocuğun rızasından bahsedilerek kapatılmaya çalışılıyor. Dosyalar sümen altı edilmeye çalışılıyor. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet uygulayanlar cezasızlık politikasıyla ödüllendiriliyor. Potansiyel katiller cesaretlendiriliyor. Kırmızı çizgimiz olan İstanbul Sözleşmesi hukuksuzca bir gecede tek adam tarafından fesih ediliyor. 6284 no'lu ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi yasası gene mevcut iktidar tarafından masaya yatırılmış durumda bu yasada budanmaya çalışılıyor ve tabi. Cumhuriyetin biz kadınlar için en önemli kazanımlarından birisi olan medeni kanunla da uğraşıyorlar. Şu anda medeni kanun üzerinde de bazı değişiklikler yapmayı tasarladıkları kulağımıza geliyor ama bizler buna asla ve asla izin vermeyeceğiz. Bu da buradan kayıtlara geçsin. Kadının haklarının en büyük güvencesi, kadının insan haklarının en büyük güvencesi olan laik düzen, düzen de büyük bir tehdit altında sevgili arkadaşlar. Şimdi anayasa değişikliği adı altında kadınların yaşam tercihleri, kadınların gene hayatı ile ilgili olan bir takım konular tartışma konusu haline getirildi. Yani kadınlar gene hedefte çünkü layıklıkla derdi olanın kadınlarla derdi vardır. O yüzden layıklığı hedef tahtasına koyanlar kadınları da hedef tahtasına koyuyor. Bakanlığın adından dahi kadın kelimesini kaldıran zihniyet toplumsal cinsiyet eşitliğini de gene yok saymaya devam ediyor. Biz toplumsal cinsiyet eşitliği ana akımlaştırılsın derken onlar adeta bu kelimeyi yasaklı hale getiriyor. Kadınları kıyafetine göre ayrıştırmaya ve kadınlar arasındaki dayanışmayı yok etmeye e, yelteniyor. Ama tabii bunu başaramıyor. Bunu da bu vesileyle buradan söyleyelim. Kadınları istihdama katacak, kadınların çalışma hayatı içerisinde olmasını teşvik edecek politikalar uygulamak yerine çalışmak isteyen kadınların Türkiye'de işsizlik oranını arttırdığını iddia ediyor. Gene kadının fıtratına uygun işlerden bahsetmekte bir beis görmüyor. Utanmadan bu cümleler iktidar ve ortakları tarafından zaman zaman kurulabiliyor. Kadınların siyasete aktif olarak katılmasının önüne sürekli bir takım engeller konulmaya çalışılıyor. Erken yaşta ve zorla evlilikler meşrulaştırmaya çalışılıyor. Tecavüzcüleri aklama yasası ısıtıp ısıtılıp önümüze getiriliyor. Ve iktidarın kadınların hayatını cehenneme çeviren politikaları say say bitmiyor. Yani ben buradan size sabaha kadar anlatsam inanın bitmez. Bu kadar çok politika, bu kadar çok yanlış söylem, bu kadar çok yanlış uygulama hayata geçirildi. Ve bizler de bunu zaten her fırsatta dile getirdik. Dile getirmeye de devam edeceğiz. Biz bütün bu uygulamalar karşısında yılmadan, usanmadan mücadele etmeye devam ediyoruz. Sesimizi de sözümüzü de her fırsatta yükseltiyoruz. AKP karanlığını aydınlığa çevirmek için kadın hareketiyle sımsıkı kenetlenerek olanca gücümüzle değerli, de direniyoruz değerli arkadaşlar. Ve Eşik platformunda vurguladığı gibi haklarımızdan, hayallerimizden ve hayatlarımızdan asla ve asla vazgeçmiyoruz. AKP hükümeti 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanunun gerekliliklerini de yerine getirmiyor. Mesela bu gerekliklere göre, şönim sayısının daha fazla olması lazım, ancak şönim sayısında bir artış yok. Resmi verilere göre, Bakanlığın kayıtlı verilerine göre şu anda sadece 81 şiddet önleme ve izleme merkezi bulunuyor Türkiye'de. Oysaki AKP döneminde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşlılar için, engelliler için ve bakıma muhtaç olan kişiler için e, durmadan sosyal hizmet merkezleri açıyor. Elbette açsın. Bu merkezlerin açılması gereklidir. Yaşlılarımıza, engellilere, bakıma muhtaç vatandaşlarımıza mutlaka ama mutlaka hizmet götürülmelidir. Ancak açtığı bu sosyal hizmet merkezlerini sanki şönüm açmışçasına e, yansıtmaya çalışması doğru değildir. Yani bu hakikaten son derece samimiyettir ve kadına yönelik şiddetle mücadele mücadelede bakanlığın samimi olmadığının bir kez daha gözler önüne serilmesi halidir. Onun için buradan bir kez daha bakanlığa sesleniyoruz. Hızla şiddet önleme ve izleme merkezleri açın. Bu sayı yeterli değildir ve kadına yönelik şiddetle etkin ve samimi bir şekilde mücadele edin. Şimdi bakanlık eğer şiddetle mücadele konusunda samimi olsaydı zaten şunu da yapmazdı. Biliyorsunuz bir alo şiddet hattı var. 183. Ve şu anda bu alo şiddet hattı sadece şiddet mağdurlarına değil, engellilere, gazilere, yaşlılara da hizmet verir hale getirildi. Engellerimiz, yaşlarımız, gazilerimiz her biri bizim başımızın tacı ve onlara hizmet verilmesini sonuna kadar savunuyoruz. Ancak ölümle burun buruna gelen bir kadının aradığı alo şiddet hattının farklı amaçlar için kullanılmasına itiraz ediyoruz. Hatırlayacağınız gibi bu hat zaten İstanbul Sözleşmesi'nin de bir yükümlülüğüdür. Bu hattın amacının dışında kullanılmasına itirazımız var. Buna da yönelik bir tavır alışımız var. Örneğin biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak genel merkezimizde bir Alo Şiddet hattı açtık biliyorsunuz ve 444 8285 nolu hattımızı arayan tüm şiddet mağduru kadınlara, istismara uğrayan çocuklara ve onların yakınlarına ücretsiz hukuki destek, psikolojik destek ve birçok alanda hizmet veriyoruz. Bu hattımız 724 faaliyet gösteriyor. Böyle olması gerekir. Ama tekrar söylüyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu hattı sadece şiddet mağdurları için değil, daha farklı profilleri de kapsayacak şekilde kullanmaktadır ki bu doğru değildir. AKP kadına yönelik şiddeti önlemek adına hayata geçirdiği politikalarda hep söylüyoruz. Mış gibi yapıyor. Yani sanki bir faaliyet yürütüyormuş gibi yapıyor. Tabii bizler bu tabloda ister istemez en temel hakkımız olan yaşam hakkımız için bile mücadele etmek durumunda kalıyoruz. Yaşam hakkımızı bile savunmak durumunda kalıyoruz. Oysa ki en temel insan hakkı. Bakın 2002 yılından bu yana kadına yönelik şiddet vak vakalarında katlanarak bir artış var. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine göre 2002 yılında 66 kadın, 66 kız kardeşimiz erkek şiddeti nedeniyle hayattan koparıldı, öldürüldü, katledildi. Bugün geldiğimiz noktada yılın 10 ayında 194'ü şüpheli olmak üzere 447 kız kardeşimiz erkek şiddeti nedeniyle öldürüldü. Yaşamdan koparıldı. Ve şüpheli ölüm dedim ama şüpheli ölüm dosyası 190, 194 tane dedim ama buradan bir kez daha hatırlatalım. Hep söylüyoruz şüpheli ölüm diye bir şey yoktur. Etkin yürütülmeyen bir dava vardır. Etkin yürütülmeyen bir soruşturma vardır. Ayrıca gene hep söylediğimiz bir cümleyi buradan bir kez daha haykıralım. Kadın cinayetleri politiktir. Nokta. Bu cümlenin üzerine artık bambaşka bir cümle kurmaya gerek yok. Bu cümle her şeyi anlatıyor. Kadın cinayetleri politiktir. Dolayısıyla AKP iktidarını buradan bir kez daha uyarıyoruz. Bu arada Hani AKP'den medet falan ummuyoruz. Yani onlara söylüyoruz ama neden medet umalım? Daha geçtiğimiz günlerde, çarşamba günü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü mecliste. Ve hani AKP hep diyor ya güçlü kadın, güçlü Türkiye. Bir kez daha gördük ki her şey sözde kalıyor. Samimi olmadıkları buradan da belli zaten. Bu bütçe görüşmelerinde güçlü kadın diyorlar ama kadını güçlendirme diye bir hedefleri yok. Sekiz ana başlık belirlemişler. Bu başlık sondan ikinci yani yedinci maddede yer alıyor. Üstelik koskoca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesinden kadını güçlendirmek için ayırdıkları pay yüzde bir bile değil. Binde 8.6 yanlış duymadınız binde 8.6'yı sadece ve sadece kadını güçlendirmek için ayırmışlar. Yani buradan bir kez daha bunu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Tabii bütçeden kadının payına yine yoksulluk, yine yoksunluk ve yokluk düştü. Bakanlık verilerine göre geçtiğimiz yıllarda 2018 yılında sosyal yardım alan hane halkı sayısı 3.494.000 2023 itibariyle ise bu sayı 4 milyon 400 bin haneye yükseldi. 4 milyon 400 bin haneden bahsediyoruz. Üstelik sosyal yardımlardan faydalanan bu 4.4 milyon hanenin 3.5 milyonu düzenli olarak sosyal yardım kapsamında yer alan hane halkı. Yani bir dönemlik işte yakacak yardımı, gıda yardımı alanlar falan değil. 3,5 milyon hane eğer bu sosyal ekonomik destekler olmasa bugün uçurumun kenarında olan, hayattan koparılmak üzere olan hane halkıdır. Dolayısıyla buradan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yoksullukla ilgili politikasını bir kez daha görüyoruz ve üstelik destek oldukları hane halkı sayısı artınca övünen anlayış utanması gerekirken övünen anlayış da bu duruma nasıl baktıklarının çok temel bir göstergesi. Ayrıca ailesi tarafından bakılmadığı için sosyal ve ekonomik destek programı kapsamına alınan çocukların sayısında da çok ciddi bir artış var. Yani gene yoksulluktan en fazla zarar gören kesim çocuklar oluyor. Bakın geçtiğimiz yıl 2022 yılında SED programından faydalanan 155 bin çocuk vardı. Bu sayı bu yıl 163 bin yani 164 bine yükseldi. Geçen yıl 155 bindi, şu an 164 bine yükseldi. Bu utanç AKP'nindir değerli arkadaşlar. Evet, bakanlık kadını ve çocuğu gözetmediği gibi gençleri de yok sayıyor gençlerin de sorunlarına son derece yabancı ve e, o gene Oradan da bir haber diyelim. Gençlerin hayati taleplerinden hiçbir şekilde haberdar olmadığını nereden anlıyoruz? Gene geçtiğimiz günlerde meclise getirdikleri bir kanun teklifinden. Bu kanun teklifi aile ve gençlik fonu kurulması hakkında verilmiştir. Ve kanunla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak kamu tüzel kişiliğine haiz aile ve gençlik fonu kurulmasına karar verildi. Peki ne yapacak bu aile ve gençlik fonu? Fon kapsamında bir proje var. Bu projeye göre yeni evlenecek olan çiftlere iki yıl geri ödemesi olmak üzere 48 ay vadeli kredi verilecek. Bunu müjde diye duyurdular. Rakamda 150 bin lira. Yani tabii yeni evlenecek gençlerle biraz sohbet ettiğimde diyorlar ki bu 150 bin lira bizim neyimize yetecek? Mobilya almaya mı yetecek? düğün yapmaya mı yetecek, çeyize mi yetecek, hiçbir şeye yetmeyecek. Biz ne yapacağız bu 150 bin lirayla diyorlar. Kaldı ki AKP bir kez daha gençleri anladığını iddia etti ama gene yanlış anladı. Çünkü gençlerin en temel sorunu aile kuramamak değil. Gençlerin en temel sorunu eğitime, Sağlığa barınmaya erişim, gençlerin en temel sorunu geleceksizlik kaygısı, gençlerin en temel sorunu iş bulamamak. Üstelik AKP bu bakış açısıyla genç kadınları da bir kez daha aile kavramı içerisinde eritiyor. Gençlerin dediğim gibi sorunlarını görmezden geliyor. Her geçen gün artan işsizlik nedeniyle gençlerin yaşadığı problemleri, son dönemlerde çokça gündeme gelen yurtlardaki sorunları, eğitime erişimdeki sorunları, fırsat eşitsizliklerini tamamen kulağını kapamış gençlere aile kursunlar diye böyle bir fon oluşturmuş. Keşke daha yüksek miktarda bir meblayı siz gençlerin Öncelikli sorunları için ayırsaydınız, bunun içinde önce gençlerle konuşsaydınız. Son günlerde gündemde olan bir konu daha var. O da ev kadınlarının isteğe bağlı olarak sigortalı olarak sosyal güvenceye kavuşturulacağı haberiyle ilgili. Bu kamuoyuna yansıdı ve. Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasından bahsediliyor. Bu bankanın devreye girmesi sonrasında sigorta primlerinin üçte birinin devlet tarafından yatırılması koşuluyla ev kadınlarına emeklilik hakkı tanınacağından bahsediliyor. Tabii bu da gene kulağa çok güzel geliyor çünkü biz sosyal güvenceye çok önem veren bir partiyiz. Dolayısıyla kadınların, ev emekçisi kadınların emeğinin görünmez olduğunu, onların sigorta kapsamında, alınmasını son derece pozitif karşılarız ama üçte birin devlet tarafından verileceği bir ortamda sorarım size yoksullukla burun buruna yaşayan bir kadın yani yoksulluk çıkmasındaki bir ev kadını bu sigorta priminin geri kalan üçte ikisini nasıl ödeyecek? Acaba bu konuyu hiç kafa yordular mı? Bu konuda bir önerileri var mı? Biz bunun da takipçisi olacağız. Ama buradan e, o yoksul kız kardeşlerimizin tablosunu, durumunu da bakanlığa duyurmak isteriz. E, umarız bu yasa olması gerektiği gibi çıkar, yoksul kadınları gözeterek çıkar. Kadınları, çocukları, gençleri yoksulluk çemberinin içerisine hapseden iktidar ee, ne yazık ki bu düzeni değiştirmez çünkü o yoksul vatandaşlarımızı bir siyasi rehine gibi görüyor. Onun için bu yoksulluk düzeni, bu yoksul düzenini bizler değiştireceğiz. Bizler yoksullukla sema olarak mücadele edeceğiz. Bunu da nasıl yapacağımızı birazdan birkaç cümleyle sizlere özetleyeceğim. Ee, değerli basın mensupları, bizleri ekranları karşısında izleyen kıymetli yurttaşlarımız, sevgili kız kardeşlerim. Bugün dediğim gibi 25 Kasım yani kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü. Bugün biz yerel belediyelerimize, yerel yönetimlerimize önemli bir politika belgesi sunduk. Bu politika belgesi neyi kapsıyor? Bu politika belgesi aslında ILO 190 rehberliğinde hazırlanmış olan bir belgedir. ILO 190 hatırlayacağınız gibi bizim seçim bildirgelerimizde de yer alan uluslararası çalışma örgütünün iş yerinde e, şiddete karşı şiddeti önlemeye yönelik olarak hazırlamış olduğu bir sözleşmedir. Biz hep Türkiye'nin bu sözleşmeyi imzalamasını dile getire durduk. Ancak ne yazık ki iktidar bunu yapmadı. O yüzden biz de dedik ki her ne kadar yerel yönetimlerimizin şiddet konusundaki hassasiyetini, şiddete karşı uygulamalarını biliyor olsak da Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi olarak böyle bir e, politika belgesini onlarla paylaşalım. Dolayısıyla bugün bu politika belgesi birazdan sizlere de iletilmiş olacak ve bizler belediyelerimizle bu politika belgesini gene paylaşacağız. Ne kapsıyor aslında bu politika belgesi? Dediğim gibi çalışma hayatına dönük olarak bazı iradeler ortaya koyuyor. Kısaca özetleyecek olursak bir. Diyoruz ki her ne kadar biz şu anda ulus, e, İstanbul Sözleşmesi fesih edilmiş olsa da İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasından yana bir taraf alıyoruz. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'nin diğer ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin anayasal ve diğer mevzuat hükümlerinin öngördüğü toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tüm düzenlemeleri belediyelerimiz esas alacak ve her türlü ayrımcılığın dün olduğu gibi bugün de yarın da karşısında duracak. Ve bu anlayışla yerel eylem eşitlik planı hazırlamayı, hayata geçirmeyi ve bu konuda veri toplamayı kabul ediyoruz diyor yerel yönetimlerimiz. İkinci madde ise eğitimle ilgili belediye çalışanlarına toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bir farkındalık yaratmak, bu konudaki bilinci yükseltmek amacıyla eğitimler verilecek ve bu eğitimler çalışma süresinden sayılacak. Üçüncü madde iş yerinde şiddetin ve ayrımcılığın ortadan kalkması için şiddet mağduru çalışanı daima gözeteceğiz, önceleyeceğiz. Dördüncü madde, kadına yönelik cinsel taciz ve cinsel ta saldırı vakalarında adli makamlara yansıyan durumları esas kabul edeceğiz. Ve gerekli her türlü tedbiri alacağız, gerekli adımları ivedilikle atacağız ve tüm bu süreçleri mağdur olan, şiddet mağduru olan kişinin gizlilik esasına dayana haklarını gözeterek yürüteceğiz. Beşinci madde şiddet mağduru çalışan eğer talep ederse tıpkı genel merkezimizdeki bahsettiğim alo şiddet hattı kanalıyla sağladığımız ücretsiz hukuki destek, ücretsiz psikolojik destek hizmetini yerel yönetimler tarafından e, temin edebilecek bu desteğin sağlanacağını vurguluyor belediyelerimiz. Altıncı madde bizim eşitlik maddemizle ilgili. Ee, biliyorsunuz özellikle son süreçlerde sıkça %50 eşitlik olması için bir çabamız var, bir mücadelemiz var. O yüzden diyoruz ki belediye çalışanların istihdamında %50 cinsiyet kotası hedeflenecek. Bunun bugünden yarına olmayacağını biliyoruz. Ancak şimdiden bu yöndeki gerekli adımları atarsak ve istihdam politikalarını buna göre oluşturursak bunu sağlayabileceğimize çok net inanıyoruz. Yedinci madde bugün özel bir madde yani 25 Kasım kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele gününde etkinliklere katılan kadın çalışanlara işini aksatmamak kaydıyla idari izin verilir diyor belediyelerimiz. Dolayısıyla bahsettiğim bu önemli politika belgesinin bundan sonraki süreçte de bundan önce olduğu gibi bugün olduğu gibi daha somut bir şekilde bizim duruşumuzu sergilemesi açısından çok önemli olduğuna inanıyoruz. Evet değerli basın mensupları birkaç cümlede kurultayımızla ilgili olarak söylemek isterim. Biliyorsunuz bir kurultay gerçekleştirdik. Bu kurultayda kurultay delegelerimizin iradesiyle bir parti meclisi oluştu. Bu parti meclisinin içerisinden MYK oluştu ve buna göre de bir gölge kabine sistemine geçildi. Ve bu gölge kabini sistemiyle birlikte ben de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ve onun politikalarından sorumlu Gölge Bakan olarak görev aldım. Peki bundan sonraki süreçte çalışmalarımız nasıl olacak ve neler yapacağız? Bunu birkaç cümleyle size özetlemek isterim. Bir kere zaten bakanlığın çalışmalarını biliyorsunuz daha öncesinde de yakından takip ediyorduk. Hatalı uygulamaları gün yüzüne çıkarıp neler yapılması gerektiğini söylüyorduk. Ancak şimdi gönüllülerden oluşan çok daha geniş bir kadroyla, çok daha spesifik bir takım çalışmalarla... Bak bakanlığı gölge gibi takip edeceğiz. Ve sorunları, çözüm önerilerimizi her fırsatta sunmaya, aktarmaya, burada sesimizi ve sözümüzü yükseltmeye daha örgütlü bir şekilde devam edeceğiz. Bunu sürdüreceğiz. Şimdi gölge kabinede Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı diye geçiyor görevimiz. Ancak bunun Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki karşılığını da birkaç cümleyle özetlemek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu bakanlığın karşılığı Kadın ve Eşitlik Bakanlığı'dır. Ve Kadın ve Eşitlik Bakanlığı AKP'nin baktığı gibi kadını aile içerisinde eriten değil, birey olarak güçlendiren bir bakış açısını esas alır kadını aile içerisinde de toplumda da güçlendiren kadının sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel, eğitsel statüsünü yükselten eşitlikçi politikaları esas alır toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılmasını ve tüm kırılgan grupların güçlendirilmesini hedefler. Sosyal yardımların adil, şeffaf, hesap verebilir bir şekilde sunulmasını, benden olan olmayan diye bir ayrım yapılmamasını ve dediğim gibi bu sosyal yardımlarla yurttaşlarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesini ama en önemlisi yurttaşlarımızın sosyal yardıma muhtaç hale gelmeyeceği şekilde yoksulluğun yok edilmesini arzular. Yoksulluğu yöneten değil, yok eden olmayı önceler. Gene verilecek olan sosyal desteklerin bir lütuf değil, sosyal devlet olmanın bir gereği. Olduğu esasını ilke edinir Engellilerin Roman vatandaşlarımızın Gazilerin şehitlerin yakınlarının Haklarını Bugün iktidarın yaptığı gibi sadece bir gün değil 365 gün Her daim Önceler ve Onların arz ve Onların taleplerine e, Kulaklarını açar Onların taleplerine yönelik olarak Politika üretir ve uygular Gene yaşlıların yaşam kalitesini yükseltecek, kadınlar üzerindeki bakım yükünü alacak ve kamusal hizmete bakım yükünün kamusal hizmete dönüştürüldüğü politikaları uygulayacak bir anlayışa sahiptir bizim bakanlığımız. Yurt dışında ikamet eden yurttaşlarımızın hak gaspına uğramaması için de gerekli çalışmalar gene bu bakanlık tarafından yürütülecektir. Bu çalışmalar uluslararası standartlar kapsamında gerçekleştirilecektir. çocuğa yönelik istismar ve kadına yönelik şiddete sıfır toleransla yaklaşılacak ve İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe girecektir. Kadına yönelik şiddet ve çocuk istismar davalarında mutlaka müdahil olunacak ve sırf efendi durdu diye, sırf gravat taktı diye iyi hal uygulanması ya da işte çocuğun rızası gibi çocukla yan yana gelmeyecek kelimelerin bir araya getirilmesi asla ve asla mümkün olmayacak. Bu yanlışların uygulanmaması için bakanlık dava sürecinde, yargı sürecinde de etkin rol alacaktır. Aile kurumunun dağılmaması adına şiddet gören kadınların bu sarmaldan kurtulmasını sağlamayan iktidarın mevcut politikalarına karşıt bizler kadınların eşit, özgür, adil ve tok olarak bu toplumda yaşamasını savunanlarız. Hele hele kadının üç kuruşluk nafaka hakkına bile göz koyanların karşısında dindik duranlarız. Dolayısıyla buradan bir kez daha söyleyelim. Kadınların nafaka hakkının gasp edilmesine asla ama asla izin vermeyeceğiz. Özetlemek gerekirse değerli arkadaşlar bizler eşitlik mücadelemizden asla ama asla vazgeçmeyeceğiz. Kadınlar vardır, kadınlar her yerde diye sesimizi ve sözümüzü yükseltmeyi sürdüreceğiz. Budamaya çalıştıkları yasaların etkin olarak kullanılması için örgütlü gücümüzle direneceğiz. Bunlara izin vermeyeceğiz. Bizim kıyafetimizle, kahkahamızla, kaç çocuk doğuracağımızla, ne zaman evleneceğimizle, ne tip evlerde yaşayacağımızla, kısacası bizim her türlü yaşam tercihimize karışanlara karşı dimdik duracak, onlara geçit vermeyeceğiz. Kadını aile içerisinde eritmeyi ...gözeten bu zihniyete karşı... ...eşit yurttaşlık hakkımızı savunarak... ...en sert yanıtı vereceğiz. Kadına yönelik şiddeti de... ...kadın cinayetlerini de sonlandıracağız. Çocuk istismarları vakalarını sonlandıracağız. Hep birlikte aykıracağız. Biz kadınlar vardık, varız, var olacağız. Çok kararlıyız. Bundan 63 yıl önce... Dominik Cumhuriyeti'nde çırpılan kanatlar, o kelebeklerin kanatları bugün kelebek etkisiyle tsunamiye dönüşmüş durumda. Ve önümüzde durmaya hiç kimsenin gücü yetmedi, yetmeyecek. Ben bu özel günde bir kez daha yaşasın dayanışma diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.